Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ailemizin büyüğü olan babamız Kudret Fettah bildiğiniz gibi bir kalp krizi geçirdi. Çok kıymetli doktorlarımızın çabalarıyla durumu şu anda kontrol altındadır. Dualarını esirgemeyen tüm severlerine aileniz adına çok teşekkür ediyorum. Bu kadar üzüleceğimi hiç aklıma gelmezdi. Galiba ben peder beyi seviyormuşum. Abi yani Allah aşkına sırası mı şu anda bunun? Biz büyüğümüzden böyle gördük abicim. Adam yıllardır bizimle alay ediyor. Hayır, bir geçmiş olsun diyeceğiz, onu bile çok görüyor. Ben saatlerdir burada ne yapıyorum ya? Hayır, kendimi geçtim, sizi ayıp ediyor. Ben görüştüm vallahi babanla. Ben de. Durum? Ben de. Yakışır. Yakışır. Babama da bu yakışır. Ne diyorsun Valide Sultan? Seninki bir tek bizi görmek istememiş. Valla benim için fark etmez. Ben 40 senedir her gün o suratı gördüm nasıl olsa. Ama seni burada bekleterek risk alıyor. Her an sevgililerinden biriyle karşılaşabilirsin. Yani insan kendine bu kadar iyi bakan bir adam nasıl kalp krizi geçirir diye düşünmeden edemiyor. Yener, terbiyeni takın. Kusura bakma Valide Sultan, seninkinden aldığım terbiye bu. Oo, damat bey de teşrif ettiler. İzledik basın açıklamanı. Ailemizin büyüğü Kudret Fettah falan. Hı? Büyük PR yaptın. Açıklamayı Kudret Bey öyle istemişti. Ha, seni de gördü yani. Seninle görüşmedi mi? Aman eksik olsun, istemez. Zaten onun öleceği falan yok, hepimizi gömer. Yener, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Buyurun Belki Hanım. Ben sizi görüştüreyim. Evladım. Kocamla görüşebilmek için senin yardımına ihtiyacım yok. Estağfurullah. Ben öyle demek istemedim. Başar, beni eve götür. Hayatım, bak seninle bir ilgisi yok. Annem sadece biraz gergin, o kadar, tamam mı? Babamı da biliyorsun, boş ver. Sen dedem taburcu olduktan sonra ne yapacaksın onu düşün. Dedemin ilk söyleyeceği şey hadi evlenin artık olacak, biliyorsun değil mi? Duru, bunlar şimdi konuşulacak şeyler mi? Ne var bunda canım? Zaten evlilik halamın ağzından hiç düşmüyor. Ya sen niye bana hala deyip duruyorsun Allah aşkına ha? Halam değil misin? Canım aramızda 4 yaş var, 4. 4 değil, 5. Ben Kudret Bey'i bir daha göreyim. Tamam, o zaman ben de eve geçiyorum, evde görüşürüz, olur mu? Daha iyi görünüyorsunuz. Farkındasın değil mi? Neyin? Yolun sonunun göründüğünün. Böyle bir şey bir daha olmayacak. Büyükada'daki yazlı kliniğe çeviriyorum. Bundan sonraki hayatınız doktor denetimine devam edecek. İnsanlar ölümün kıyısına yaklaştıklarında ilk kurtulmak istedikleri şey ne biliyor musun? İnsanlar. Sen de böyle bir adamın vicdan azabına son vermeni istiyorum. Kim bu adam? Mehmet Ocak diye biri. Benim gibi ölüm döşeğinde biri. Bundan yıllar önce çocuk esirgeme kurumuna bırakıp kaderini terk ettiği bir bebek için ona yardım edeceğiz. Mektup kişiye özendi. Sen onun bebek hakkında söylediklerine dikkat et. Lütfen. Onun dışında ne söylerse onlar her şey yalan dolan. Peki bu bebek kimin bebeği? Adı ne? Bilmiyorum. Yazmamış. Sadece kızdı diyor. Kurma bıraktıktan sonra da bir daha ne arıyor ne soruyor. Yani vicdansız.
Öylelerini cezalandırmak lazım. Merak etme, merak etme. Vicdan denilen şey hiçbir şeyi, hiçbir suçu cezasız bırakmıyor. Bırakmıyor. Onun için git bu Arda'na yardım et. Ama hem mi? Ve... Tamam. Yarın hallederim. Kimse de bilmeyecek. Can. Seni oğullarımdan daha çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Olur mu Ali? Öyle. Ben de sizi babam gibi seviyorum. Bana babamın yokluğunu hiç hissettirmeniz. Hadi git git. Öldü Kudret amca. Herkes bir gün ölür can. Nasıl öldüğünün önemi yoktur. Neden öldüğünün de. Hayat dediğin tatlı bir yalan. Ama ölümse tek gerçek. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım. Sen de benim bir oğlumsun artık.